Ataberk, 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 Ataberk. Abi Acemi Birliği'nde hiç... Ne? Oğlum hızlı yazmayın lan. Acemi Birliği'nde... Tutanak yemiş miydin? Anlattım onu. Bir tane de tutak... Anlattım, pizza olayı var. Onu anlattım. Ama bir tane anlatmadığım bir şey söyleyeyim. Tutanak yemedim ama onda. Yani affettiler sağ olsunlar. Abi biz şimdi gece çavuşuyuz ya. Yani gece koğuşçusuna gece çavuşu demişler işte başından atmak için. Acemi Birliği'nde dördüncü gün bir kavga çıktı amına koyayım. Askerler birbirine girdi. Bir tanesi türkü söylüyormuş. Diğeri de ben erken uyuyacağım. Normalde onda ışık. Bir numaralı kankim abone oldu. Arkadaşlar bir saniye hemen bir dönelim. Görkem abilere selam pizzedem abi. Afiyet olsun. Yarın kandil bugün içeceğiniz için yarın içki içen olursa amına koyarım. Bugün için abi yarın Allahu Ekber. Tamam. Devamdayız. Daya Alyans bir nişacını daha göndermiş, çok teşekkürler. İyi yayınlar Atan Efes'ine kuvvet demiş. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Jake Blow bir diamond göndermiş. 27 gün sonra Büşra'nın doğum gününü kutlar mısın abi? Bak seni şimdi Jake Blow, yani Büşra'nın yanında seni bozmak istemiyorum ama biraz daha beni sıkıştırırsan Metin abi 10 kişiye birden aylık abonelik hediye etmiş. Metin abi çok teşekkürler, iyi ki varsın. Şimdi 4. gün kavga çıktı abi. Şimdi bir tanesi normalde ışıklar 10'da kapanır askeriyede. Adam. Engin Yaşar Ata eski sevgiliden gelen eşyalar atılmalı mı, acı çekiyorum. Yak amına koyayım Engin, yak. Şerefsiz, parayı diyorsa sat amına koyayım, altın varsa. Sakın. Sat. Sat deli misin sen ya? Abi gül mü geldi? Ay kızım hoş geldin. Neşe kaynağı. Ne yapıyorsun gül? Bak ne yapayım? Takılıyorum ben, çalışıyorum. Adam. Gül bakayım. Tamam. Değerli yaz bir daha göndermiş. Çok teşekkürler. Abi kavga çıktı. 10'uncuya diyor. Asker, arkadaşlar askeriyede ışıkların 10'da kapandığını herkes eminmiş şu anda. Ona göre anlatacağım. Herkes ikna oldu. Tamam, herkes ikna oldu mu? Abi neyse. Dediler ki. Koşuyoruz ama bize usta askerler başından bunları atmak için gece ondan sonra bize çavuş diyorlar, gece çavuşu. Koşuyoruz. Acemi Birliği'nde çavuş olmaz. Yine acemi askerden. Neyse. Girdik işte araya, ne oluyor mu oluyor ya işte öyle böyle. Abi amına koyayım, bir de bir kavga ki. Lan 4 günlük arkadaşsınız, koğuş ikiye bölünmüş. 50-50, 100 kişi birbirine giriyor. O ona vuruyor, o tutmaya çalışıyor. Sen diyor yanlışlıkla bana vurdun, ortalık 56. Baba biz de yaşça büyüğüz şimdi. Yaşça da büyük olmanın verdiği de çavuştum da hani şey bir yerde kuvvetli bir kaza geldim amına koyayım. Önüme kim gelirse tokat atayım. Abi bir tane de hiç unutmuyorum. Amına kodumun çocuğu 1.65 boyunda kırmızı kafa bir çocuk var. Urfalıydı. Kırmızı kafa. Sen dedi kimsin ya dedi. Sen dedi bizle beraber geldin dedi. Herkese dedi tokat atıyorsun dedi. Sen dedi kimsin falan. Seni dedi yarın dedi komutana dedi söyleyeceğim dedi. Ben de şimdi bu 4 günlük asker ya. Yani 4 günlük askerde komutana şikayet büzüğü olmaz normalde. Ben de dedim ki senin dedim komutanını sikerim dedim ben de. Aynen bu şekilde. Siti git dedim, kime söylüyorsan söyle dedim. Buna bir tane daha yazıldım. Lan nereden bileyim iplerini söyleyeceğimi? Abi söyleyemezsin. Askere gidince görürsünüz. Gidenler görmüştür zaten. Söylemez yani kimse, gidip komutana şikayet etmez. Abi neyse. İçtimadayız. Biz normalde içtimaya çıkmıyoruz gececi olduğumuz için. Birden bizim çavuş geldi, gündüz çavuş. Harbi çavuş. Orijinal çavuş. Çabuk dedi, sakal tıraşınızı dedi oğlum dedi, üstünüzü dedi, kamuflajlarınızı dedi giymeden dedi, biz eşofmanlıyız, hemen dedi içtimaya gelin dedi. Ne oldu? Bilmiyorum dedi, komutan dedi çok fena dedi. Benim aklıma hiç o gelmiyor ama hiç o olay. Herhalde dedim bu kavgayı mavgayı dedim duydu, çavuşlara dedim sikti, bize dedi siz neredesiniz falan filan, böyle şeyler geliyor aklıma. Abi içtimaya gelindik, komutan geldi, bak duyduğum laf şu, yemin ediyorum sana. Bak askersin, altına sıçıyorsun daha 4-5 günlük askersin. Şöyle bir soru geldi abi komutandan. Aranızda dedi komutan siken varmış dedi. O dedi nerede dedi. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? İçe doğru sıçmayı bilir misin chat? İçe doğru sıçmak. Ben öğrendim. Aranızda komutan siken varmış dedi. Kim dedi? Bir adım dedi öne çıksın dedi. Ha dedim. Yok kimse. Allah aşkına dedi, aranızda dedi biri varmış dedi, komutan dedi sikiyormuş dedi, lütfen dedi bir adım dedi öne çıksın dedi, arkasını döndü böyle. Bak yemin ediyorum şu hareketi yaptı, biri dedi biri dedi siksin ya dedi, böyle arkasını döndü. Biz de arkayı dönünce dayanamadık herhalde, delikanlılık yapacağımızı tuttu.
Arkaya gidene hiç dayanamam. Benim komutanım dedim. Vay be dedi, amına koyayım. Vay be dedi. Abi şurada eşofmanın da şeyi var, buradan tutturuyor yine. Göstersene dedi burada dedi. Komutan dedi nasıl sikiliyor dedi. Komutanım dedim, ben dedim öyle demek istemedim ıvır zıvır. Neyse çavuşlar araya girdi. Yeni asker komutanım işte ortalığı sakinleştirmeye çalışıyor. Tutanak yemedim onda. Tutanak yediğim bir olay değil. Ama bizim usta birliğinde bizim komutanımız değildi. Yan bölüm komutanıydı. İsim vermeyelim, soy ismini vermeyelim. Kazım komutan vardı. Kendisi kademeli başçavuş. Ulan yine askeriye nasıl soktunuz beni amına koyayım ya? Ben abi her yayın aynı bok oluyor amına koyayım. Ben yayına geliyorum burada takılma makara yapmaya. Eğlenmeye her yayın kendimi askerlik anısı anlatırken buluyorum amına koyayım. Lan 12 ay askerlik yaptım, 20 yıl anlattım. Neyse. Abi Kazım komutan vardı, bak sana yemin ediyorum. Biz bir gün içtimadayız. Daha o zamanlar şoför olmamışım. Adam. Tüfek az tüfek çıkar yapıyoruz, tamam mı? De Alyans 1 Diamond çok teşekkürler. Gizlenen 7 1 Diamond çok teşekkürler. Tüfek az tüfek çıkar falan yapıyoruz. O zaman yeniyiz. Onlara da yeni askerler gelmiş. Onlar şey bölüyor. Hizmet muhafız, nöbet tutma, mutfak işte onların işleri onlarda. Abi biz kendi komutanımızı bekliyoruz. Bu da bunların kademeli başçavuşu. Nasıl bir adam biliyor musun dayı? Normalde komutanın saati 8.30 ya, mesai saati. Abi sabah 7'de gelirdi, ekmek Kur'an çarpsın. Biz böyle o zamanlar yeni askerken mazot alıp arabaları falan yıkarken sabah 7'de gelirdi. Sen komutansın abi, 8.30'da gelmen lazım. Erkenden geliydi amına koyayım. Bütün nöbet kulelerini tek tek kontrol ediyordu. Böyle mutlukaları falan, çiçek böcek her şey tamamını itti. Hastaydı amına koyayım. Usta kafa kel 100 kilo. Bak içtimada kendini böyle tanıttı. Arkadaşlar dedi, ben Kazım işte bilmem ne. Şapkayı çıkardı. Kafam dedi kel. Taşak geçecekseniz dedi şimdi geçin dedi. Keltoş meltoş dedi. Askerlerine söylüyor bunu, kendi askerlerine. Keltoş meltoş dedi, diyecekseniz dedi. Aa dedi, şimdiden dedi söyleyin dedi. Bakın dedi. Ben dedi şey hiç açtı. Allah Kur'an çarpsın, yalanım varsa şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Böyle üstünde kamuflaj var. Açtı düğmeleri. Bakın dedi, ben dedi şişkoyum dedi. Ben şimdiden dedi taşak geçecekseniz dedi geçin dedi, ama dedi duyarsam dedi amınıza koyarım dedi hepinizi. Pantolonu indirdi abi. Yemin ediyorum sana. Bak yemin ediyorum. Bakın dedi. Ben dedi buyum dedi. Ben dedi dalga geçecekseniz dedi ona göre dedi dalga geçin dedi. İstiyorsanız dedi donu da dedi indiririm ama dedi korkarsınız dedi hepiniz böyle. Ben zaten dedim ki bizim komutan dedim acaba nasıl bir şey. Bizim de komutanla orada tanıştım böyle. Bizim komutanla da bir tane güzel anımız var. Bizde olayı var. Şimdi şoför olduktan sonra kademe bölüğü var abi. Arabalar marabalar atayım, bütün askeriyedeki jandarmanın bütün arabaları şeyde yapılıyor. Bizim kademelerde yapılıyor, tamam mı? Bizde de bana zimmetli olan araba biliyorsun zaten 1,5 milyon kilometrede. Arabanın her gün bir yeri bozuluyor. Abi bu arabanın bagaj kapağı bozuldu. Bizim binbaşı da bizim başçavuş işte karakol komutanı ne yapıyor? Adam. Yani içinden geçtiğiniz arabanın mahvettiğini zıvır zıvır çarpçuk. Yani komutan da bana pres yapıyor. Ben de arabayı kademe bölüğüne teslim etmişim. Kademe bölüğündeki komutan az subay üst çavuş. Benim komutanım kademeli başçavuş. Ama benim komutanımın rütbesi daha yüksek yani. Ama benim arabayı teslim ettiğim komutan terelelli. Bütün kademe bölümünün askerleri falan altına sıçıyor ondan. Yemin ediyorum bak. Gördüler mi kaçıyorlar amına koyayım. Deli yani. Bizim komutan ondan da deli. Bizim komutan beni çağırdı. Bak ortada kaldığın duruma bak. Askeriyede bunu çok yaşayacağınız, askere gitmeyen arkadaşlar. Çağırdı beni. Araba dedi hazır mı dedi. Komutanım dedim daha dedim hazır değilmiş dedim. Komutanın ismini vermeyeceğim. Git dedi ona dedi söyle dedi. Kademenin o deli komutanına söyle. Diyeceksin ki ona dedi. Bu amına koyduğumun arabası neden yapılmadı? Bak ben diyeceğim bunu, evet. Bizim işte bilmem ne komutan seni sikecek. Bunu diyeceksin diyor. Aa. Ben o adama onu söylersem benim askerliğim yanar. Yani. Söylemezsem bu yakacak. Bana diyor ki askerliğini yakarım diyor senin diyor. Lan ortada kaldığım duruma bak. Ortada kaldığım duruma bak. Gittim komutanım dedim. Buyur dedi. Bağırındı bana. Bağırındı. Ne var lan dedi. İki günde biri geliyorsun dedi. Yapıyoruz dedi amına koyduğumun arabasını falan. Bana şey yapıyor. Komutan dedim. Bizim dedim komutan dedim. Böyle. Sen dedi komutanın da dedi çok olmaya başladı dedi. Büyüğüm dedi. Şimdi büyüğüm diye dedi bir şey demiyorum ama dedi bak dedi falan filan. Abi söyleyemiyorum. Diyeceğim ki bizim komutan seni sikecekmiş. Bak çabuk yap arabayı. Nasıl yapalım? Abi öyledir. Döndüm
komutanım dedim araba şey komutan dedi bana 2 güne çıkacak dedi arabanız. Döndüm komutana. Komutan dedim araba 2 güne çıkıyor. Söyledin mi dedi seni de diskecekmiş diye dedi. Komutan dedim vallahi dedim söyleyemedim dedim. 2 hafta çarşımı kilitledi. 2 hafta çarşıya çıkamadım bu muhabbetten. Olaya bak. Ya komutana denir mi amına koyayım? Bizim komutan seni sikecekmiş. Ya öyle şey mi olur ya? Gizlenen ilk kez bir yayın izliyorum. O da sensin. Selamlar demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi ki varsınız. Eksikliğinizi hissetmemek dileğiyle.